Merhabalar sayın konferans katılımcıları. Benim sesim geliyor mu? You can present your paper. Can I make my speech on Turkish? Thank you. Sayın katılımcılar, sayın konferans izleyicileri, öncelikle bu konferansı düzenleyerek bizi davet ettiğiniz için ve böylece bilgiyi paylaşımını sağladığınız için size öncelikle teşekkür ederiz. Ben Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi adından katılıyorum. Adım Kanışay Muhtarova ve ben bugün konuşmamı halkla seçim kampanyalarının seçmenlerin karar verme sürecindeki önemi hakkında bahsedeceğim. Ben araştırmayı Kırgızistan'da gerçekleştirilmiş olan 2015 seçimleri üzerinde yapacağım. Araştırmanın konusu olarak 2015 parlamento seçimleri öncesi seçim kampanyaları olmuştur. Bildiğiniz gibi Orta Asya bölgesinde Kırgızistan bir demokrasi adası adında kendi varlığını sürdürmektedir günümüzde. Biliyorsunuz, malumdur, 70 yıldır SSCB ülkesi olarak 70 yıllık bir geçmişimiz var ve 1991'de bağımsızlığımızı elde ettiğimizden sonra kendi işte bağımsızlık tarihimiz artık yazılmaya başladı ve bu dönemden sonra değişik partilerin oluşması ve siyasal olaylara zengin bir bağımsız ülke olarak biliniyoruz. Diğer Orta Asya ülkelerine nazaran bizim ülkede, yani Kırgızistan'da artık 6. Cumhurbaşkanımızı seçmiş olduk ve yani dolayısıyla Cumhurbaşkanlık seçimleri ve parlamento seçimleri bağımsızlık sonrası tarihimizde birçok seçimleri yapmış olduk ve bu dönemlerde seçim öncesi kampanyalarımız da gerçekleştirildi. Biz işte seçim dönemlerinde siyasal katılım açısından işte vatandaşların siyasete katılması çok aktif olarak olduğunu söyleyebiliriz. Hem seçilmek hem seçmek adına vatandaşlar çok aktif bir konumda bulunmaktadır. Buna bir örnek verecek olursak, son cumhurbaşkanlık seçimlerinde 80'den fazla adayımız mesela kayıt oldu. Bu da ne anlatmaktadır? İşte ülkede seçmenlerin desteğini kazanmak için, oyları bol toplayabilmek için adaylar arasında büyük bir mücadelenin gerçekleştiğini söylemek mümkündür. İşte bağımsızlık sonrası seçimlerde seçmenlerin işte siyasete katılımları da büyük oranda değişiklik göstermiştir. Yani katılım açısından. Bildiğimiz gibi seçmenlerin kategorileri vardır. İşte aktif olan, sürekli seçimlere katılmış olan adaylar, ondan sonra işte hiç ilgilenmemiş, ilgisiz adaylar ve sadece bir partiye ya da bir siyasal güce sadık kalarak sürekli o partiyi destekleyen seçmenler olarak kategorize edilebilir. İşte bu kategorilere göre seçim kampanyaları da bu bağlamda yürütülmeye çalışılıyor. İşte bu kampanyalar yaparken de, düzenlerken de neleri partiler dikkat etmektedir? İlk olarak seçmenlerin bir adayı seçebilmesi için o seçime katılmakta olan adayın özellikleri ya da eğer mesela bir siyasal parti katılıyorsa parti özelliklerine dikkat ettiklerini
biz araştırma sırasında tespit ettik. Adayın sosyoekonomik özellikleri çok büyük rol oynamaktadır. Bilgilenme etkenleri diğer bir faktör olarak bilinmektedir. Adayın kişisel özellikleri ve maddi yardımları da bu söylediğimiz kriterler arasındadır. Ayrıca bilişsel ihtiyaçlar, duygusal ihtiyaçlar, kişisel bütünleşme ihtiyaçları, sosyal bütünleşme ihtiyaçları gibi bu ihtiyaçları karşılayan özelliklere sahip olan adayların da önemli yani faktör seçim sırasında işte karar vermede önemli faktör olarak. Çünkü biz araştırmada hem kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemlerini kullandık. Bu araştırmada kantitatif araştırma yöntemi olarak anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anketimizin sonucunda seçim kampanyalarının siyasi bilgi kaynağı olarak saymış olanların sayısı %40 oranında bilinmektedir. Siyasi konuyla ilgili bilgi alabilecek olanların sayısı %37 olmuştur. Ayrıca da seçim kampanyaları aracılığıyla alınan bilgilerin güvenilir olup olmadığına dair anketörlerin cevapları ise %40.5 olarak bilinmekte ve seçim kampanyalarının işte belli bir adayı seçiminde yardımcı olduğuna dair cevapların %39.6 olduğu bilinmektedir ve seçim kampanyaları aracılığıyla çevredeki siyasi olaylar ve olup biten olaylar hakkında bilgi sahibi olanlar %41.4 olarak bilinmektedir. Ayrıca da kampanya sırasında önceden mesela belli bir partiye bağlı olarak ona oy vereceğine karar vermiş olan anketörler seçim kampanyası sırasında bu kararını değiştirebileceğini de söylemişlerdir ve tercihi kampanya sonucunda belirlediğini söyleyen yani seçmenlerin %28 olarak belirlendiğini de söyleyebiliriz. Ayrıca araştırmada niteliksel araştırma yöntemini de uyguladık. Seçim kampanyası sırasında seçmenlere dağıtılmış olan basılı araçlarında içerik analizi yapılmış durumdadır. İçerik analizini biz Kırgızistan'da 2015 siyasal parlamento seçiminde en çok oy kazanmış olan partileri seçmiş olduk ve onların tüm dağıtmış toplumunu bilgilendirmek ve tanıtım amacıyla dağıtmış olan basılı araçlarını içerik analizi açısından 6.6 seçilmekte olan milletvekili makamına layık olup olmadığıyla ilgili özellikleri hakkında yazılmış. Yani bilgilendirilmeye çalışmış. Ayrıca da bölgesel gelişim üzerine odaklanmış ve bu bağlamda bu yönde bilgilerin daha çok vurgulanmış olduğunu biz gözlemleyebildik. Yani içerik analizinde bulabildik. Halk ya da toplum hakkında onların aktüel olan meseleleri üzerinde durmuştur. Ayrıca da seçime katılmakta olan diğer adaylar hakkında yani rakip siyasi parti ya da siyasi adaylar hakkında da bilgilerin içerilmiş olduğu yani kendi faaliyetleriyle rakiplerin faaliyetlerin karşılaştırılmış bir bilgileri içerdiğini gördük ve ayrıca da bu mesajların fotoğraflarla
birlikte yani görsel araç olarak fotoğrafların da yoğun bir şekilde kullanıldığını tespit ettik. Fotoğrafların işte bulunması, verilmiş olan bilgilerin, informasyonun pekiştirilmesi açısından çok önemli olarak bilinmektedir. Bu bulguların elde edilmesi bize neleri göstermektedir? Yani sonuç olarak biz neleri önerebiliriz? İşte seçim kampanyalarının düzenlemekte olan partiler ilk olarak partinin sahip olması gereken özelliklere daha çok dikkat etmesi söz konusudur ve özellikle parti kadrosunun dürüstlüğü ve partinin yolsuzluk veya rüşvete karşı duyarlı olarak mücadele etmesi şart olduğu sonuç olarak belirlemek istiyoruz. Kampanya faaliyetlerinde Kırgızistan'a özgü olan bazı özelliklere de dikkat etmesi gerekiyor. Yani güney ve kuzey bölünme, toplumda boylara bölünme, unsurlara da dikkat alması gerekiyor. Yani 2011 mesela Cumhurbaşkanlık seçiminde o dönemdeki aday Atambayev ile Atambayev her gittiği bölge mesela ben A bölgesinden çıkmış olan vatandaşım, bu bölgesinden çıkmış olan vatandaşım gibi böyle bir ifadelerde bulunmuştur. Aynı şekilde de diğer bir parti lideri olarak bilinen Taşıyev mesela ait olduğu güney bölgesinden oy vermeye katılmamıştır. Yani güneyden katılmadan bölgesinden kayıt olarak işte mesela Narın bölgesindeki kendi oyunu oradan vermiştir. Yani bu da ne demek istiyor? İşte güney ve kuzey arasındaki bir ayrımı yani bölünmüşlüğü yok etmek adına her bölgeden hem güneyden hem kuzeyden eşit oranda oy kazanmaya çalışıldığından bahsediliyor. İşte bu günümüzde de aktüel bir sorun olarak bilinmektedir. O yüzden bu meseleye yine odaklanılması yani seçim kampanyası sırasında buna da önem verilmesi tavsiye ediliyor. Ve kampanya sırasında adayların vaat ve söylemlerinin gerçekçi olmasına önem verilmesi gerek. Ya da önceki kampanyalar sırasında vaat edilmişse o vaatlerin gerçekleştirilmesine odaklanması gerekir. Mesela anketörlerin arasında televizyonu uzun süre izleyenin etkilenme potansiyeli araştırmaya göre düşük çıktığına göre demek seçim mesajlarını prime time zamanında daha çok aktarmaya çalışılması gerektiğini söylemek istiyorum. Ve kampanya mesajlarını düzenlerken sadece ekonomik sorunlara yönelmeden eğitim sorunlarına, çözümlerine dikkat etmesi gerek. Yani her alanda bir dengenin sağlanması lazım diye ben araştırmayı burada bitiriyorum sayın moderatör. Teşekkürler. Sunuculara teşekkürler. I would like to thanks all presenters. Now, is there any questions to our presenters? So you can write on chat box. Türkçe sunum yapan katılımcılarımıza soruları olan varsa chat kutusuna yazabilirler. If there are no questions, I'm closing this session. Now we have keynote session. It continues in room one. You can watch James Curran. Thanks. Thank you so much. Thank you. And thank you to all the presenters.